Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki X iyonunun nötron sayısı 20 olup elektron sayısından 2 fazladır denilmiş. Buna göre X atomunun nükleon sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burası artı bir yüklü. Şimdi diyor ki nötron sayısı 20 olup nötron sayısı şu ortaya yazılan elektron sayısından da 2 fazladır demiş. O zaman elektron sayısı kaç olacak? 18 olacak. Nötron sayısı elektron sayısından 2 fazla 20'den 2 çıkardı, 18 oldu. Şöyle söyleyebiliriz. Bakın şu sol alt köşeye proton sayısını yazıyoruz. En üstte ise kütle numarası ya da diğer ismi nükleon sayısını yazıyoruz. Ve şunu söyleyebiliriz. İyon ile elektron sayısının toplamı bize proton sayısını verir. Yani 1 şurası artı 1 yükleri. 1 artı 18 eşittir proton sayısı. O zaman buradan proton sayısı 19 olarak çıkar. Ve şunu da belirtebiliriz. Proton sayısı ile nötron sayısının toplamı nükleon sayısını verir. On yani 19 artı 20 eşittir nükleon sayısı. O zaman bu durumda nükleon sayımız kaç çıkar? 39 çıkar arkadaşlar. Yani cevap C eşit olur. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdakilerden hangisine taneciğin karşısına verilen tanım yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. A şıkkına baktığımızda proton demiş. Çekirdekteki pozitif yüklü tanecikti demiş. Evet, çekirdeğin içerisinde kimler vardır? Protonlar ve nötronlar vardır. Proton yüklüyken nötron yüksüzdür. O zaman A şıkkı doğrudur. Ve po proton pozitif yüklüdür. Onu da belirtelim. B şıkkına baktığımızda nötron çekirdekteki yüksüz Sadece çekirdeğin içerisinde ve yüksüz az önce söyledik. B şıkkı da doğrudur. C şıkkına baktığımızda elektron çekirdekteki negatif yüklü tanecik demiş. Elektron çekirdekte de değildir. Elektron çekirdeğin etrafında elektron bulutu şeklinde bulunur. Onun için şurası yanlıştır arkadaşlar. Negatif yüklü olmasa evet doğrudur negatiftir ama çekirdekte de değildir. Anyon proton sayısı elektron sayısından az olan tanecik demiş. Evet anyon demek eksi yüklü tanecik demektir. Eğer elektron sayısı daha fazlaysa yani elektron eksi olduğu için Proton artı olduğu için eksiler fazla olur. eksi yüklü olur. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Bakın x olsun. Burası 10. Burası 11 olsun. Burası da a olsun. Yön yüküyle elektron sayısının toplamı proton sayısını veriyor. a artı 11 eşittir. 10 ise 11'i karşı yaptık. a eşittir. 10 eksi 11'den buradan eksi 1 sonucuna ulaşırız. Eksi yüklü oldu. Anlıyordur. Katyon artı yüklü demektir. Proton sayısı elektron sayısından fazla olan tanecik demiş. et. Proton artı elektron eksi. Artılar daha fazla olsa artı yüklü olur. Ya da en az önceki yaptığınız gibi örnek verebilirsiniz. Bakın proton sayısı 10 olsun. Elektron sayısı az olsun. Yani şurada hani proton daha fazla olacak. 9 olsun. Buraya da B dediniz. İyon yüküyle yani B ile elektron sayısının toplamı bize proton sayısını verecek. 9'u karşıya attınız. Eksi olarak geçti. Buradan B eşittir. Artı 1 çıktı. Evet, artı yüklü çıktı. Bu durumda E şıkkı da doğrudur. Burada yanlış olan C şıkkıdır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki X eksi iyonu Y atomuna 2 elektron Z artı 3 iyonuna 4 elektron verdiğinde taneciklerin son durumdaki yükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Bakın burada bir X eksi 2 var. Bir Y atomu var demiş. Nötr. Bir de Z artı 3 var. Şimdi diyor ki x eksi 2, y atomuna 2 elektron, buna 2 elektron verdik. Z artı 3'e de 4 elektron verdik, o zaman bunlar elektron olmuş. X ise elektron vermiş, o zaman x toplam kaç elektron verdi? 2, 4, 6 elektron verdi. Yani bizim tepkimelerimiz bu şekilde burada x'in üzerine A dedik, mesela y'nin üzerine B diyelim. Evet burada da zaten söylenmiş, z'nin üzerine de C dedik. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın toplam yük korunur. Toplam yük dediğimiz de şudur. Bakın burada 1 var. 1 çarpı 2'den burası eksi 2 yapar. Burası ise 1 çarpı A'dan A. Yani ürünler ve girenlerin yükleri eşit olmak zorunda. Burası 1 kere 2. Eksi 2. 1 çarpı A'dan A dedik. 6 çarpı eksi 1'den eksi 6. O zaman eksi 6 karşı artı olarak geçti. Buradan A eşittir. 6 artı olarak geçmişti. Eksi 2'den artı 4 olarak çıkar. Yine bakın burası 0. Yani 0 artı 2 kere eksi 1 eksi 2 yapar. Hatta direkt şuraya eksi 2 yazalım. Eşit olacak. Diğer tarafta da B var. O zaman B eşittir. Eksi 2 çıktı. Şimdi şurası artı 3. 4 çarpı eksi 1'den eksi 4 eşittir. Şurası ise C. O zaman 3'ten eksi 4'ü çıkarırsanız C eşittir. Eksi 1 olarak çıkar. Yani bu şekilde şıklara baktığımızda artı 4 eksi 2 eksi 1 yani cevap B eşit olacaktır. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki iki tane iyon var elimizde. Bu iyonların elektron sayıları eşit olduğuna göre bu iyonların proton sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sormuş. Yani burada Z ile X arasındaki ilişki sorulmuş. Şimdi Z dedik buraya. Burası eksi 3. Burası ise A, X ve artı 2. Ve şurası Z arkadaşlar. Şimdi şuraya E1 diyorum. Şuraya da E2 diyorum arkadaşlar. Şimdi burada şunu söyleyebilir miyiz? İyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısını veriyor. Yani eksi 3 artı E1 eşittir Z. Şimdi eksi 3'ü karşıya atarsak elektron sayısını yalnız bırakırsak e, bu birinci iyonumuzun elektron sayısı ne olacaktır? Z artı 3 olacaktır. Şimdi bu maddemizin elektron sayısını bulmak için ne yapacağız? İyon yükü elektron sayısını toplamı proton sayısını verecek. 2 artı E2 eşittir X. O zaman karşıya attık. 2 eksi olarak geçti. İkinci tanecimizin elektron sayısı X eksi olacak. Ne diyelim işte? elektron sayıları eşit. Yani şuralar birbirine eşit olması lazım. O zaman bu durumda Z artı 3 eşittir. X 2. Yani E1 E2 eşit olduğuna göre buralarda eşit olacak. O şekilde söyleyelim. O zaman şöyle yapsak. Bakın 2'yi karşıya atsak. Buradan x eşittir. Z artı 5 sonucu çıkar. X 2 karşıya artı olarak geçti. Yani şıklara baktığımızda cevabın E şıkkında olduğunu görürüz arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki nötr x atomuyla ilgili verilen eşitliklerden hangileri her zaman Doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi maddemiz ne türse şöyle diyelim. Her yükü yok. O zaman buradaki proton sayısı ile elektron sayısı kesinlikle eşittir. Tabi proton sayısının diğer ismi nedir? Çekirdek yüküdür. Diğer ismi nedir? Atom numarasıdır. O zaman çekirdek yükü proton sayısına eşittir diyor. Bu her zaman doğru çünkü proton sayısının diğer ismi çekirdek yüküdür. Elektron sayısı atom numarasına eşit diyor. Evet, proton elektron eşit dedik. Aynı zamanda proton yeni atom numarası da kullanabilir. O zaman bu da doğrudur. Nötron sayısı proton sayısına eşit demiş. Bunu bilemeyiz. Nötron sayısı eşit olabilir. Fazla olabilir. Yani bununla ilgili bir değer ya da yani bununla ilgili elimizde bir veri yok. Onun için 3 bilinmiyor. Bu durumda cevap C şıkkı yani 1 ve 2'dir. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıdaki taneciklerin hangisinden bir elektron koparmak için gereken enerji en büyüktür denilmiş. Şimdi elektron koparmak için bakmamız gereken şey proton ile elektron arasındaki çekim kuvvetidir. Protonlar elektronları ne kadar çok çekerse elektronu koparmak o kadar zor olur arkadaşlar. Şimdi burada e, X taneciğimizin bakın e, proton sayısı 2 ve nötr o zaman elektron sayısı da 2'dir. Burada iyon yük ile hani elektron sayısının toplam proton sayısını veriyor da, o zaman burası da 2'dir. 1, 2 daha 3 olacak. Burası nötr o zaman 3 oldu. Burası nötr 10'a 10 oldu. Proton elektrona eşit oldu. Burası ise 10 olur yine. Eksi 2 ile 10'u topladığımızda 8'i vermesi lazım. Bakın direkt şöyle yapıp bakabilirsiniz. E, proton böyle elektron oranına bakabilirsiniz. İyonlaşma enerjisi için. Çünkü bir elektron koparmak için gereken enerji dediği yoğunlaşma enerjisidir. O zaman burası 2 bölü 2 yani 1 çıktı. Burası 3 bölü 2 yani 1,5 çıktı. Burası 3 bölü yani 3 bölü 3'ten yine 1 çıkar. Burası 10 bölü 10'dan 1 çıkar. Burası 8 bölü 10'dan yani 1'den küçük bir sayı çıkar. Yani 0.8 çıkar istiyorsanız direkt yazalım. Çok da önemli değil. Yani burada en büyük sayı kimde? Y'de. Çünkü Y'de bakın proton sayısı 3 elektron sayısı 2 yani. Burada protonlar elektronları daha çok çektiği için buradan elektron koparmak daha zordur. Yani cevap B şıkkıdır. 7. sorumuza baktığımızda diyor ki verilen iyonlardan bu şekilde elektron aldığında ya da verdiğinde oluşan taneciklerin son durumdaki elektriksel yükleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir denilmiş. Şimdi x artı yönü iki elektron verdiğini demiş. x artı o zaman x mesela a'ya döndü ve iki elektron verdi. Şimdi bir tepkimede toplam yük korunmak zorundadır. Toplam yük dediğimizde şudur. Baştaki sayıları da üstteki sayıları çarpıyoruz. 1 çarpı 1'den burası artı 1 eşit olmak zorunda. 1 çarpı a'dan a 2 çarpı eksi 1'den eksi 2. O zaman 2 karşı yaptık, Pozitif olarak geçti. Buradan a eşittir artı 3 oldu. X'in üzeri artı 3 ol, olacaktır. Şimdi y eksi 3 elektron aldığında demiş. Y eksi 3 elektron aldı. Ve y üzeri b'ye dönüş diyelim. Bakın başında 1 var. 1 çarpı eksi 1'den burası. Eksi 1. 3 çarpı eksi 1'den burası. Eksi 3. Diğer tarafta ise 1 çarpı b şeklinde sadece B var. O zaman buradan B eşittir. Eksi 4 oldu. Z eksi 2 diyor. 2 elektron verdiğine C Z üzeri C'ye dönüştü diyelim. 2 elektron verdi. Yani ürünler tarafında olacak. 1 çarpı eksi 2'den eksi 2 eşittir. 1 çarpı C'den C. 2 çarpı eksi 1'den eksi 2. O zaman eksi 2 karşı artı olarak geçer ve toplamı sıfır olarak çıkar. O zaman bu durumda şıklara baktığımızda x'in üzeri artı 3, y'nin üzeri eksi 4, z'nin üzeri sıfır olduğu için herhangi bir şey yazmamıza gerek yok. Yani cevap A şıkkı olacaktır. Sekizinci sorumuza baktığımızda ki, verilen iyonla ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sormuş arkadaşlar. Şimdi iyonumuz şu şekilde eksi bir yüklü kütle numaramız 37 proton sayımız 17 şu sol alt köşede köşede elektron sayımız vardır ortada ise nötron sayımız vardır iyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısını veriyor. yani eksi 1 artı elektron sayısı eşittir 17 olacaktır eksi 1'i karşıya attık o zaman elektron sayımız eşittir 18 olarak çıktı proton sayısıyla nötron sayısının toplamı ise kütle numarasını verir. Yani 17 artı nötron sayısı eşittir 37. O zaman 17'yi karşıya attık. Eksi olarak geçti. Buradan nötron sayısı 20 olarak çıktı. Şimdi birinci yargımızda diyor ki toplam tanecik sayısı 55'tir. Toplam tanecik sayısı dedi proton, nötron ve elektronun toplamıdır. Proton sayımız 17. Nötron sayımız 20. Elektron sayımız 18. O zaman topladığımızda 17, 18 daha 35, 20 daha 55 yapar. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda 16 elektronu vardır demiş. Elektron sayısı 18. İkinci yargımız yanlıştır. Çekirdek yükü artı 17'dir demiş. Çekirdek yükü proton sayısı demektir. Proton sayımız kaç? 17 ve proton artı yüklü olduğu için çekirdek yükünde genelde böyle artı 17 şeklinde belirtilir. Yani belirtilir. Doğrudur. Yani bu durumda cevap 1 3 değişik olacaktır. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda diyor ki hidroksit iyonunun elektron sayısı x artı 2 iyonun elektron sayısına eşittir. x'in nötron bölü proton oranı 1 olduğuna göre X atomun nükleon sayısı kaçtır diye bir soru sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle hidroksit iyonundan bir başlayalım. Evet hidroksit bu şekilde. Elektron sayısını bulmaya çalışacağım. Tabii elektron sayısını bulmak için öncelikle proton sayısını bulmamız lazım. Çünkü burada protonlar verilmiş. Bakın bu tanecimizin içerisinde bir tane oksijen artı bir tane de hidrojen var. Oksijenin proton sayısı 8. Hidrojenin proton sayısı 1. O zaman 9 oldu proton sayımız 9. Ve şunu söyleyebiliriz. İyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısını verir. Yani eksi 1 artı elektron sayısı eşittir 9. Eksi 1'i karşıya attınız. Artı olarak geçti. Elektron sayısı eşittir 10 olarak çıktı. Şimdi bu tanecimizin elektron sayısı 10. X artı 2 iyonun elektron sayısını eşitlemiş. O zaman X artı 2'nin elektron sayısı 10 oldu. Bakın az önce ne dedik? iyon yükü ile elektron sayısını toplamı proton sayısını verir. O zaman iyon yükü 2. Elektron sayısı 10. Bu iki sayıyı topladığımızda proton sayımız 12 olur. Ve şurada diyor ki x'in nötron bölü proton oranı 1. Yani x'in nötronu protona eşit. Yani aynı sayıyı böleceksin ki 1 çıksın. O zaman 12 protonu varsa 12 de nötronu vardır. Şu sol üst köşeye de kütle numarası ya da diğer ismiyle nükleon sayısı yazılır. Proton sayısıyla Nötron sayısını toplamda nükleon sayısını veriyor. Proton sayısı artı nötron sayısı eşittir. Nükleon sayısı. Proton 12. Nötron 12. O zaman buradan nükleon sayımız kaç çıkar? 24 olarak çıkar arkadaşlar. Yani cevap C şıkkı olur. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıdakilerden hangilerine sahip olan iyonun eksi 2 değerli olduğu kesindir denilmiş. Şimdi şunu söyleyelim. Herhangi bir tanecikte iyon yükünü sağ üst köşeye yazıyoruz. Elektron sayısını sol alt köşe sağ alt köşe yazıyoruz. Proton sayısını sol alt köşe yazıyoruz. Nötron sayısını orta yazıyoruz ve kütle numarasını yukarıya yukarı yazıyoruz. Bunlar arasındaki ilişki içinde şunu söyleyebiliriz. İyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısını verir. Proton nötron toplamı da kütle numarasını verir. Yani biz bu soruda şu eşitliği kullanacağız arkadaşlar. Çünkü iyon yükünü bulmaya çalışıyoruz. Hangisinin değerli eksi 2'dir demiş. Şimdi birinci yargımızda diyor ki 8 elektron 10 nötron. Bakın bu formülde yani elektronu buraya yazdınız ama proton sayısını bilmiyorsunuz. Proton sayısı bilmeden iyon yükünü hesaplayamazsınız. Yani nötron bir işimize yaramaz arkadaşlar. İkinci yargımıza baktığımızda 10 elektron 8 proton demiş. Evet iyon yükü artı elektron sayımız kaç? 10. Eşittir proton sayımız da 8. O zaman 10 karşı eksi olarak geçti. İyon yükü eşittir. 8 eksi 10'dan eksi 2 çıktı. O zaman ikincisi kesindir. Üçüncü yargımıza baktığımızda 14 elektron 16 proton demiş. İyon yükü artı elektron sayımız 14. Eşittir proton sayımız ise 16. 14 karşı eksi olarak geçti. İyon yükü eşittir. 16 eksi 14'ten artı 2 çıktı. O zaman burası artı 2. Bunu bilmiyoruz. Bu eksi 2 bu da artı 2. O zaman burada cevap yalnız 2 yani 5 şıkkıdır. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki bir elementin nötr atomlarında özelliklerinden hangileri farklı olabilir denilmiş. Şimdi bir elementin iki tane nötr atomu olsun. Şimdi nötrse yükü yok. Şimdi bunlar aynı elementse aynı proton sayıları aynıdır. Yani mesela burası 10 ise burası da 10 olmak zorundadır. Ve nötr olduğu için proton sayısı, elektron sayısına eşittir. Burası 10 ise burası da 10 olur. Siz buraları A, B gibi ifadelerde de kullanabilirsiniz. Çok önemli değil. Biz somutla, somut olsun diye sayı verdik. Şimdi nötron sayısı diyor. Evet nötron sayısı farklı olabilir. İzotop atomların tanımı nedir? Proton sayıları aynı. Nötron sayıları ve dolayısıyla kütle numaraları farklı olan taneciklerdir. Yani nötron sayısı farklı olabilir. Nötron sayısı farklı olduğu için kütle numarası da farklı olabilir dedik. Az önce de tanımı söyledik. Proton sayıları aynı. Nötron sayıları ve dolayısıyla kütle numaraları farklı olan taneciklerdir. Nükleon sayısının diğer ismi nedir? Kütle numarasıdır. O zaman nükleon sayısı da farklı olabilir. Üçüncü yargımıza baktığımızda kimyasal özellik demiş. Kimyasal özellik için proton ve elektron sayısına bakmamız lazım. Bakın bunların proton sayıları aynı. Elektron sayıları da aynı. O zaman bunların kimyasal özellikleri aynıdır. Bu durumda cevap C şıkkı yani 1 ve 2'dir. On sorumuza baktığımızda diyor ki bir tane dikrom, dikromat iyon ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımızda diyor ki toplam 104 proton içerir. Şimdi molekül yani kökümüz şu şekilde. Şimdi kökümüze baktığımızda iki tane krom var. 7 tanesi oksijen var. Şimdi kromun proton sayısı 24. O zaman 2 çarpı 24 artı oksijenin proton sayısı 8. 7 çarpı 8. Şimdi 2 24 ile çarptık. 48. 7 kere 8. 56. Evet topladığımızda 104 çıkacaktır. O zaman proton sayımız 104'tür. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci ifademize baktığımızda anyon demiş, evet, eksi yüklü olduğu için anyondur. İkinci yargımız da doğrudur. Üçüncü yargımıza baktığımızda toplam nükleon sayısı 216 demiş. Nükleon sayısı dedi. Kütle numarasına denk geliyor. Evet şu üstteki sayılar kütle numarasıdır. Yine şu eşitliğimizi yazdığımızda bakın Bileşimde 2 tane krom 7 tane oksijen var. Kromun nükleon sayısı kaç? 52 yani 2 çarpı 52 artı oksijenin Nükleon sayısı 16. 7 çarpı 16. 252 ile çarparsak buradan 104 yapar. 7'yi 16 ile çarparsak 16 çarpı 7. 7 2 kere 6. 42 elde var. 4. 7 kere 1. 4. Şey 7 kere 1. 7. 4 elde. 112 yaptım. O zaman topladığımızda 216 yapacaktır. 3. yargımız da doğrudur. Bu durumda cevap hepsi yani eşiklidir. 13. sorumuza baktığımızda diyor ki bir elementin sembolüne sol üst köşeye kütle numarası sol alt köşeye atom numarası ya da diğer ismi proton sayısı ya da diğer ismi çekirdek yükü sağ üst köşeye iyon yükü ve sağ alt köşede elektron sayısı yazılı burada belirtmemiş ama ortaya da nötron sayısını yazıyoruz onu da biz söyleyelim arkadaşlar. Atomun proton, nötron ve elektron adı verilen tanecikler arasında proton sayısıyla nötron sayısını toplarsak kütle numarasını veriyor. İyon yüküyle elektron sayısını topladığımızda da proton sayısını veriyor. Eşitlikleri yazılabilir. Buna göre verilen tanecikle ilgili ifadelenen hangisi yanlıştır denilmiş arkadaşlar. Etlerimizde bir alüminyum var. Kütle numarası 27. Proton sayısı 13. Elektron sayısı 10 ve şuraya da N denilmiş. Şurası da nötron sayısıdır arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Şimdi şurada ne denilmiş? Bakın protonla nötronu topladığımızda kütle numarasını veriyor. 13 artı nötron eşittir 27. 13'ü karşıya attık. Eksi olarak geçti. O zaman buradan nötron sayımız 27 eksi 13'den 14 olarak çıktı Şuradaki ifadeyi bulmak için de şunu kullanacağız. Bakın iyon yükü yani n artı elektron sayısı 10 eşittir 13. İkisini topladığımızda burayı verecek. O zaman onu karşıya attık. Eksi olarak geçti. 13 eksi 10'dan buradan n eşittir artı 3 olarak çıkacak. Nötron sayısı 14'tür. Doğru. n'in sayısal değeri artı 3'tür. Doğru. Proton sayısı 13'tür demiş. Proton sayısı sol alt köşedir. Doğrudur toplam tanecik sayısı 40'tır demiş. Toplam tanecik sayısı dedi proton, nötron ve elektron sayılarının toplamıdır. Şimdi i̇şte proton sayımız 13. Nötron sayımız 14. Elektron sayımız 10. O zaman topladığımızda 37 çıkar arkadaşlar. O zaman D şıkkı yanlıştır. Kütle numarası 27'dir diyor. Evet, sol üst köşedeki sayı 27'dir. Doğrudur. Burada cevap D şıkkıdır.